Gençler selam. Son kısmımıza geldik. Sinir sistemi bitiriyoruz. Sonra da soru çözeceğiz ve yeni konuların, konularımıza devam edeceğiz. Çevresel sinir sistemindeyiz. Çevresel sinir sistemi duyu ve motor bölümden oluşuyordu. Merkezi sinir sisteminde kim vardı? Beyin ve omirilik bulunuyordu. Omirilik. Çevreselde de duyu ve motor bölüm bulunacak. Duyu bölümü ne yapacak? aldığımız impulsları merkezi sinir sistemine taşıyacak. Motor bölümü ne yapacak? Beyin ve omilikten gelen cevabı bir kasa, bir beze veya bir nörona taşıyacak. Dolayısıyla duyu ve motor bölümü olarak ikiye ayıracağız. Burada omirilikten çıkan 31 çift sinir var. Bunlardan en uzunu siyatik sinirdir. Siyatik sinir şöyle belden ayağa kadar uzanan bir sinirdir. Hatta Kalçadan iğne yaparken işte kalça bölgesinin tek lobunu öyle anlatayım. Bu iğne yaparken tabi ehil olmayanlar asla yapmamalı. Çünkü o da siyatik sinire denk gelebilir. Genelde o tek lobunu e, dörde bölerler. Ve e, en yukarıdaki kısma doğru yani mümkün olduğu kadar kalçanın dış tarafına doğru yaparlar ki siyatik sinire denk gelmesin diye. Beyinden çıkan da 12 çift sinir bulunur. Bunlardan en bilineni vagustur. Özellikle biz bu vagusu sindirim sisteminde midenin çalışmasında tekrar hatırlayacağız. Orada bak size hatırlatacağım diyeceğim ki hatırladınız mı? İşte size sinir sisteminde anlatmıştık diye umarım hatırlamıyoruz demezsiniz. Duyu ve motor bölüm var. Duyu bölümünü söyledik. Impuls getiren. Peki motor bölümü. Şimdi motor bölümü e, somatik ve otonom sinir sistemine ayrılacak. Somatik sinir sistemi somatlar. Yani bizim istem dahilimiz dahilimizdeki iskelet kaslarımızı, vücut hücrelerimizi, vücut kaslarımızı yönetecek. Otonom sinir sistemi de iç organlarını yönetecek. Somatik sinir sistemi çizgili iskelet kaslar. Şimdi hocam çizgili ne diyeceksiniz? Bunu nerede öğreneceğiz? Yine bundan sonraki endokrin sistemde iskelet sisteminde çizgili kaslar ve düz kasları öğreneceğiz. Şurayı bir sileyim. Bu iskelet kasları çizgili kaslar Bunlar arkadaşlar e, miyelinli motorlara sahiptir. Ben kolumu hareket ettiriyorum. E, ben işte koşacağım. Bunlar iskelet kaslarıdır ve çizgili kaslardır ve bunlar istemli çalışan kaslardır. O zaman somatik sinir sistemi istemli çalışan kasların yönetilmesinde buraya impuls götürülmesinde çalışır yüzme, resim yapma, yazı yazma, koşma bunlar hep böyle istemli yapılan kas hareketleridir. Burada somatik sinirler devrededir. Otonom otonom sinir sistemi ne zaman devreye girer? Otonom sinir sistemi de istemsiz çalışan düz kaslar, kalp kası ve bezler. Ben şu anda konuşuyorum. Tükürük bezlerinden ağzımda tükürük salgılanıyor. Ben farkında olmasam bile Kalbim devamlı atıyor, böbreklerim devamlı çalışıyor. Bunlar otomatik çalışan, istemsiz çalışan bölgelerdir. Bunlar motor bölümünün otonom sinir sistemine aittir. Dolayısıyla da burada genellikle genellikte hipotalamus, omirilik soğanı ve omirilik var. Hatırlarsanız şimdi somatik sinirlere geri geldiğimizde burayı şimdi istemli çalışan bölge kim kontrol edecek? Daha çok e, beynin e, korteks bölgesi kaslardan gelen sinyallere cevap verirken omirilik, omirlik soğanı hatırlayın omirlik soğanı ne yapıyordu? Evet, geliyor mu sesler? Umarım doğru cevaplar geliyordur. Omirlik soğanı hapşırma, yutkunma, kalbin çalışması, iç organların çalışması hep neredeydi? Omirlik soğanındaydı. Yine omirlikte de kalıtsal refleksler, hipotalamus'ta da çok çok önemli vücudun su dengesinden tutun da sıcaklık dengesine kadar tüm bizim kontrolümüzün dışında olan durumlar yönetiliyordu. Beyin kabuğu ne yapıyordu? Genellikle kontrol merkeziydi. O zaman beyin kabuğu daha çok somatik sinir sisteminin ee, sinyallerini götür sinyallerinin değerlendirildiği bir yerken otonom sinir sistemi ise bunun denetlendiği yani hipotalamus, omurilik soğanı ve omurilik gibi yapıları denetleyecektir. Ama istemsiz çalışan yapıların, organların çalışmasını otonom sinir sistemi istemli çalışan organların ve yapıların kontrolde somatik sinir sisteminde olduğunu unutmuyoruz ve sinir sistemini merkezi ve çevresel sinir sistemi olarak bitiriyoruz. Şimdi sinirsel sistemlerin yani sinir sistemlerinin rahatsızlıkları var. Burada bazı hastalıklar görülebiliyor. Şimdi ben 7-8 tane hastalık yazdım. Burada sizden istediğim şu şey olacak. Bazı böyle klik kelimeler var. Özellikle böyle mavi renkte falan işaret edin. Bunları bileceksiniz. Çünkü bakın amacımız bizim burada. Keşke olsan ama burada değil en azından üniversitede olacak. Burada biz doktor olmayacağız. Burada hemşire olmayacağız. Burada doktor ya da hemşire olmak için en doğru soruları çözeceğiz. En fazla soruyu çözeceğiz. O zaman bize soru çözdürecek yerler lazım. Mesela multiple skleroz deyince miyeli kılıfların hasara uğraması. Hemen bu gelecek. Multiple sklerozda şu normal bir ee, nöron. Hatırlayın miyelin kılıfları neresiydi? Aksonlarda miyelin kılıf bulunabiliyordu. Şey Şeydi e, söyledik mi? Şurada bir hatırlatma yapalım. Özür dilerikten Bir geri dönüyorum. Otonom sinir sisteminin nöronları da miyelinsizdi. Şimdi miyelin deyince aklıma geldi. Çünkü somatik sinir sistemi isteğe bağlı çalıştığı için e, aniden koşmamız lazım. Kolumu hareket etmem lazım. O yüzden hızlı olmam lazım. Fakat otonom sinir sisteminde ise böbrek çalışıyor. Ya sen böbreğin çalışmasını böyle hızlandıramazsın tamam mı? Dolayısıyla iç or akciğerin çalışıyor. Dolayısıyla otonom sinir sistemi aynı zamanda miyelinsiz nöronlardan genellikle tabii ki oluşur diye hemen hatırlatmamı yaptım ve devam ettim. İşte bu miyelinler hasara uğrarsa ama kim tarafından? Vücudun kendi bağışıklığı tarafından ki biz buna ne diyoruz? Otoimmün hastalıklar. Eğer hastaneye giden olduysa ki inşallah olmamıştır. İmmünolojiye giderler. İmmünoloji bağışıklık sistemine ilgilenen hastane birimi otoimmün vücudun kendi bağışıklı kendi bağışıklığının kendisine yaptığı zarar diyelim. Kendisine aşırı şekilde tepki göstermesi. Mesela tip 1 diyabet diyeceğiz. pankreaste böyle ufak ufak kelimeler atayım. Orada hatırlayacağız. Tip 1 diyabette otoimmündür. MS de böyledir. Peki Parkinson? Parkinson deyince beyinde dopamin üretilmesinde aksaklık olur. Bak buradan yakalayacağız bu hastalığı sorularda görürsek hemen aklımıza dopamin gelecek. Dopamin salgılanmasında problem varsa bu hemen aklımıza Parkinson'u getirecek. Hocam ne alakası var? Bu bir nörotransmitter. Hatırlayın asetilkolin, dopamin, histamin gibi serotonin gibi nörotransmitter maddeler vardı sinapslardan salgılanan. E, ve bu hareketle ilgili bir nörotransmitter. Dolayısıyla bu impuls üretiminde problem çıkacağı için Dopamin üretilemeyince kas titremeleri yavaş hareket etme gibi. boksör Muhammed Ali vardır böyle görmüşsünüzdür. Ee, artık böyle şey yapıyor eli titremeye başlıyor yürürken yavaş yavaş ayağını böyle kaldıramadan yürüyor. Ve bu insanlar mesela yemek yerken bile çok zorlanırlar. Çünkü el böyle hareket eder devamlı. Bunlar için mesela özel kaşıklar üretilmiştir. Eli sallasa bile yemek yiyebilmekle ilgili. Dopamini görürsek Parkinson. Alzheimer protein birikimi. Beyinde, nöronlarda, belli bölgelerde amoloid plakları gördüğümüz anda protein birikimini gördüğümüz anda alzheimer yapıştırıyoruz. Tabi belirtileri nedir? Çok da e, görmüşsünüzdür. Hafıza kaybı, bunama, konuşma bozukluğu gibi görülebilir. Ki bu bir normal beyindir. Bu, bu da bir alzheimer beyindir. Beyin küçüldür. Unutkanlığa gider. Yani dostlar bakın şu anda beni e, 16-17 yaşındaki gençler dinliyor muhtemelen Çok ağırlıklı olarak. Farkındayım hepiniz daha güzel, daha kaslı, daha yakışıklı görünmek istiyorsunuz veya vücudunuza bakıyorsunuz. Hepsi doğaldır, hepsi de okeydir, hepsi de tamamdır. Ama unutmayın hayatınız boyunca sizde gelecek olan beyniniz buna da dikkat edin. Beyninin farklı bölgelerini çalıştırın. Ya hocam ben biyolojiyi niye öğreniyorum, coğrafyayı niye öğreniyorum? Ya coğrafyayı da öğren, biyolojiyi de öğren, tarihi de öğren. Olaya şöyle bak. Beynin her bölgesini çalıştır. Dolayısıyla bu senin ilerli hayatında beyninin Alzheimer gibi hastalıklara düşmesini engelleyecektir diyorum devam ediyorum peki hocam epilepsi ile ilgili bir soru sorarsa nasıl yakalayacağım nöronlardaki elektrik aktivitesindeki bozukluk bu beni epilepsiye götürür burada nöbetler geçirebilir hasta bazen sadece bilinç kaybı olur bazen titreme kasılma ağızdan köpük çıkarmalar olabilir ee, dolayısıyla biz elektriksel aktivitede bozukluk derse epilepsiyi yakalıyoruz Depresyon maalesef günümüzde birçok kişide bu hastalık mevcut. Ee, burada serotonin gibi özellikle serotonin gibi bazı nörotransmitter maddenin salgılanmasında bir dengesizlik var. Genelde serotonin üzerinden çıkabilir ama nörotransmitter maddenin salgılanmasındaki düzensizlik diyebilir uyku, iştah, enerji azalma gibi şeyler görülebilir. Menenjit anlattım. Neydi menenjit? Meningel sarlarının iltihaplanmasıydı. Viral yani virüs kaynaklı ya da bakterili olabilir. Tedavi edilmezse maalesef kalıcı beyin hasarı görülebilir. Mutlaka tedavi edilmelidir. Çocuk felci ve kuduzun ortak bir tarafı var. Her ikisi de dikkat. Virütik yani virüs yoluyla bulaşan hastalıklardır. Allah'tan çocuk felcinin aşı ile önlenebildiğini biliyoruz. Artık e, Türk ülkemizde e, çocuk felci Türkiye'de Türk insanlarında çok şükür gözükmüyor. O yüzden çocuklarınız olduğunda mutlaka çocuk felci açısını yaptırın yoksa önlenebilir bir e, hastalığa çocuklarımızı kurban etmeyelim diye de özellikle söylüyorum. Çünkü bu aşı ile ilgili maalesef çok e, bilinçsiz durumlar oluyor. Aşıyı yaptırmayı unutmuyoruz diyorum ve devam ediyorum. Kuduzdan şekilde virütik bir hastalıktır. Özellikle bilmediğiniz hayvanlara farkındayım. Özellikle İstanbul'da mesela kediler falan çok seviliyor. E, tamam sevelim ama bilmediğimiz hasta e, kediler, köpekler e, özellikle tükürüklerinde veya bazen tırmalamalarıyla da bu virüs bulaşabilir. Dikkatli olmanız lazım. Bilmediğiniz hayvanlara yakın temasta olurken çok çok dikkatli olmalısınız diyelim ve böylece sinir sistemini bitiriyoruz. Bundan sonra da mutlaka soruları dinleyeceksiniz. Soruların çözümü çok önemli. Ee, diyorum tekrarlarınızı yapmayı unutmuyorsunuz. Abone olup takip ederseniz de memnun oluruz. Bir dahaki derste soru çözümüyle görüşmek üzere.